Nilüfer abla, Kurtuluş abi, Nergiz'im. Bakın ben bu Koray denen zibidiye ayar oldum. Yani yerimde duramıyorum ben ya. Şimdi biz bunu kendi aramızda konuşacağız, çözeceğiz, tamam mı? Vallahi billahi ayar oldum ya. Allah Allah. Ya abisi sen mi Onur'u dolduruyorsun? Onur mu seni dolduruyor? Anlamıyorum ki ben. Birbirinizi dolduruyorsunuz, geliyorsunuz buraya. Bak Kurtuluş abi, bak bu olay ciddi. Bu adam serserinin teki abi. Benim Nergiz'in de gözü var, ben biliyorum ya. Ya ne bu sahiplenen tavırlar falan? Ne demek Nergiz'im ya? Bence bir konuşalım biz seninle Samet. Konuşalım Nergiz, buyur. Dinliyorum. Burada olmaz, daha müsait bir zamanda. Ay tamam, Allah aşkına tamam, sonra konuşursunuz. Şimdi değil, bak annem birazdan gelecek, ödüm kopuyor ha. Aha, ama Nilüfer... Annem geliyor lan, annem geliyor, annem geliyor, annem geliyor. Anneciğim, alayım ben onu. Hoş geldin anne. Hey yavrum, yavrum şöyle al sen de. Deve kuşu. Yere bakınca kaybolmuyorsun. Senin ne işin var burada? Efendim ben buradan geçiyordum. Bir halinizi, hatınızı sorayım dedim Songül Hanım'a. Songül Hanım. Sen bizim halimizi, hatırımızı sormasaydın çok daha iyi olacaktı halimiz, hatırımız ama... sormuş bulundun. Ben sana demiyor muyum Nergis'ten uzak duracaksın diye? Ha? Dediniz. Nergis Hanım. Benim? Bu kargo size geldi. Şuraya bir imza alabilir miyim? Abla. Vav vav vav. İşim doğru Nergis, yenilmez. Şuraya lütfen. İmzalayayım mı anne? İmzalaman gerekiyor, sana geldi. Evet. Şimdi görelim bakalım neymiş. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Koray Durmaz'dan gelmiş sana. Yanlış mı? Tanıyorsun değil mi öyle birini? Ha. İyi o zaman. Çünkü başkasının şey olmasın. Bir açalım bakalım neler var. Oo, 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 oo. Aman tanrım bu adam. Oo, adam çok cömert. Yo yo, mutlaka sen para verip aldın bunları. Öyle geliyor yani. Ne karıştırıyorsun sen? Sen ne karıştırıyorsun? Cevap ver. Anne şey, bu Koray Durmaz var ya. Hangi Koray Durmaz? Bu diyorsun, bunları gösteriyorsun. Aynen bak, bu tekstil firmasının sahibi bu. Nergis'i görmüş, çok beğenmiş de. Herhalde anladığım kadarıyla da bunlardan böyle bir hediye yapmış, göndermiş. Değil mi ablacığım? Ne? Nasıl? Olamaz ya öyle bir şey. Sana ne oluyor? Sen niye fazladan burada yer işgal ediyorsun? Hadi sen bir git de bir özel olarak konuşalım biz. Reklam çekeyim yaptığını belli edeceksin. Ne gerizekalı kız çaktırana çaktırana. Ne diyorsun Kurtuluş abi, anlamıyorum ya. O zaman ben şey yapayım anne. Abisi ben seni geçireyim şöyle. Tamam tamam, şey yapayım ben geçiriyorum. Ha, tabii tabii tabii. Şey ben... Oğlum bak. Aldık baş başa. Aycan hadi otur bakalım, bir dertleşelim seninle. Hadi bakalım. Anneciğim başlama şimdi. Şöyle çantamı da bir asayım. Böyle dört kulak dinleyeceğim seni. Ha, anlat bakalım. Anneciğim beni çiçekçide görmüş. Böyle beğenmiş. Kim? Koray Bey. Görmüş. Senin haberin yok. Yok, gördüm. Ha, sen de gördün. Böyle bana jestler falan yapıyor. Ama ben... Ha, sen beğenmedin yani. Beğendin mi? Beğenmedin mi? O beğenmiş, senden tıs yok. Öyle mi? Kızmadın mı? Sana. Niye? Kızmam mı gerekiyor? Sen böyle arkamdan bir şeyler çevirdiğin zaman ben kızıyorum elbette. Ama bu çocuk da kim, bir bu Koray'la ne? Her şeyi bilirsem ne yapıyorsun, neredesin? O zaman niye kızayım ben sana? Hani böyle olur da beni akşam yemeğine falan davet ederse söylerim o zaman. Akşam yemeği yemezsin. Bir gündüz çayını bana haber verebilirsin ama. Beraber çay içmeye gidersiniz. Oturursunuz belli bir saat içinde, konuşursunuz, görüşürsünüz. Sonra da sen bunları bir güzel verirsin kendisine, teşekkür edersin. Bu çünkü tanımadığın, etmediğin bir insandan bu kadar kıymetli bir hediye tabii ki kabul edemezsin. Tamam anneciğim, siz nasıl söylerseniz öyle olsun. Tamam. Ha, hadi şimdi daha götür. Bakma da içindekilere ne var ne yok diye. Ay Kurtuluş.
Barış tamam yeter artık yeme ya. Bak sen yedikçe ben şeker komasına giriyorum ha. Ne yapayım yavrum? Ha? Ne yapayım? Keyfimden mi yiyorum yani? Üzüntüden yiyorum herhalde. Gözümüzün önünde dağ gibi adam ne hale geldi be? Eridi bitti söndü ya. Ulan delikanlı adama bu yapılır mı be? Ha? Yapılır mı? Yapılmaz. Kederden cüz. Ha. Ay. Ne oldu? Param yatmış ya. 75 bin liram yatmış. Ne diyorsun kız? 75 bin liram mı yatmış? Ya cepten işte banka hesabına girdim baktım yatmış. Nünüm şuna bak. 7-5-3 tane de sıfır ne güzel duruyor be. Of. Ay tabii benim de banka hesabım sersemlemiştir. Hiç 1000 lirayı bir arada görmediği için. Sevinin, sevinin. Vallahi sevinin ha. Annem duysun ben sana yapacaklarını düşünemiyorum bile ablacığım. Bana bak. Paranı öyle çarçur falan etmek yok. Böyle bırak kalsın hesapta. Hesabında böyle bu yüksek meblağlara falan alışsın ya. Ha. Alışsın tabii yavrum. Menajeri ona da hani işler ayarlayacak var ya. Şimdi ben de alışverişe gidiyorum. Mağazalar kapanmadan birkaç bir şey alayım. Siz de annemi çaktırmayın tamam mı? Ha ha ha. Hadi gazla sen gazla. Hadi görüşürüz. Sen çaktırma. Sen çaktırma. 75 bin lira. Lale. Şimdi bak Onur'a yanlışlıkla mesaj atan sensin. Hani beni yanlış anlama tabii ona hak verdiğimden değil ama... Hani o mesajı okuyunca böyle sevinmiş olması çok da anormal bir şey değil yani. Abla kapatabilir miyiz bu konuyu? Ben gerçekten bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Düşündükçe sinirlerim bozuluyor. Unutmak istiyorum ben bu akşam. Hafızamdan silmek istiyorum. Tamam, tamam ablacığım, tamam. Ben geldim. Aa, hoş geldin tatlı. Ay nasıl yoruldum ya. Annem yok mu? Şey, sünnete gidecek, ona hazırlanıyor. Hı. Çok güzel şeyler aldım. Seni Allah kahretmesin. Kız bu geçen o dergide gördüğümüz 5000 liralık çanta değil mi? Bana bak. Sakın gittim buna 5000 lira falan verdim de. Bak sakın. Aman abla ya 4800. Ayrıca beğeniyordum alıverdim ne olacak? Onu takanlardan benim eksiğim ne? Ay tamam bir eksiğin yok da bir de utanmadan baksana alıverdim falan diyor. Ablacığım bir çantaya 5000 lira verilir mi ya? Nasılım? Ha, beğendiniz mi? Kostüm güzel. Çok güzel. Ha, hakikaten doğru, doğru. Muhteşem. Aa, aman. Bu ne? Aa, çantayı mı aldın sen? Bu şey değil miydi canım? Bizim o dergide 5000 liralık çanta. Bunda mı hediye etti yoksa? Yok anneciğim, bu pazardan aldım bunu 30 liraya. Emin misin? Hı? Çünkü sende öyle bir kapasite var da. Eminim anne, eminim. Pazardan aldım ben. Vallahi kaliteli. Hakikaten mis gibi yapmışlar işte. Ay millet salaka. Hakikaten bildiğin salaka. Dünya para veriyorlar. Hadi ben bunu aldım. Çok uymuyor ama olsun ya. Şuralarda kahverengiler falan filan. Hadi görüşürüz. Sen kendine yenisini alırsın. Hadi bay bay. Lale. Tatlım sen de emir alıp gelseydin ha? Oyalanırdın biraz. Yok anne ya. Hiç düğün havamda değilim. Hem emir de huysuz biraz. Öyle mi? Anne. Yalnız pek bir güzel oldun. Çanta da pek bir yakıştı bak. Ya. Ay kızımın hediyesi. Nünüm güzel oldu ne demek ya? Benim validem zaten güzel. Ayrıca kimin annesi? Aman efendim ağzınızdan bal damlıyor. Ya anne acaba ben de mi gelsem değişiklik olur bana? Sen sünnet düğünü, sen sünnet düğünü sevmezsin ki. Sen sosyetiksin. Gel hadi. Nasıl Mahmut peşine düştün? Lale çok geç kalmayız. Tamam anne, sen keyfine bak. Aklın kalmasın bizde. Tamam canım, hadi. İyi akşamlar. Görüşürüz. Anne. Koş koş, kaçıyor. Ablacığım, ablacığım. Kaçıyor. Kaçtı. Kafa bir karış hava da. Aynen abi. Yeni kaldık biz böyle bir başımıza ha. Hadi. Hadi. Bilmiyorum be. Ha. Acaba diyorum hani ben de seni yemeğe mi çıkarsam ha? Ay yok şimdi ya. Lale'yi iki çocukla yalnız bırakmayalım. Günah olmaz öyle şey. Boş ver. Ay ne olacak abla ya? Ben hallederim. Gidin.
He bak işte Lale de olur diyor be. Hadi Nünüme. Ay yok yok, benim gönlüm el vermez onu bırakmaya, yalnız başına yok. Gülşah kaç yaşında zaten? Laf da dinliyor. Emir'i uyutacağım, ben de yatarım. Ya siz keyfinize bakın. He? İyi hadi ama bak bir şey olursa haber vereceksin ha. Tamam ararım. İyi hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.